Merhaba, 2020 Spotify listemin ikinci bölümüyle geldim. Summer Walker Amerikalı bir şarkıcı ve aynı zamanda söz yazarı. Bu şarkısı da kendi yazdığı bir şarkısı. Playing Games'in bulunduğu Over It albümü ilk çıktığında Billboard 200'de ikinci sırada yer almış. Genellikle R&B soul tarzında şarkıları var. En çok beğendiğim şarkısı bu olsa da genel olarak bütün albümü çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Sabrina Claudio'nun Truth Is albümünden başka bir şarkısı. I Have Got Two Devils On My Shoulders. They Are Holding On To Me. I Can't Hold On To You. Yani omuzlarımda iki şeytan var, beni tutuyorlar, sana tutunamıyorum diyor. Genellikle bir omzumuzda melek, bir omzumuzda şeytan olduğu söylenir. Burada kötüyü tasvir ederken iki omzunda da şeytan olduğu, meleğin olmadığını söylemesi etkileyici. My Time. Bu şarkı BTS grubunun en genç üyesi olan Jungkook'un ün, şöhret ve çok çalışma dolu hayatında kendi zamanını yakalayamadığı üzerine bir şarkı. Çok içten bir sistem ve umut barındırıyor. RM yani grubun lideri bu şarkıyı yazmış. Jungkook'la birlikte kafa patlatarak Jungkook'un hislerini dile getirmeye çalışmışlar. Burada dinlediğimde Jungkook'un hüznünü ve zamanını yakalayamayışını net bir şekilde okuduğum bazı cümleler var. 24, herkesten daha hızlı büyümüş gibiyim. 24 Jungkook'un yaşı. Arkadaşlarım metroya biniyor, ben uçak modunda olacağım. Bu cümle gerçekten çok derin. Aslına bakarsanız basit bir şekilde başka bir insan söylese, bir başka şarkıda yer alsa belki hava atmak olarak anlamlandıracağınız bir cümle. Ama burada Jungkook aslında kinaye yapmış. Onun yaşlarındaki insanlar metro ile seyahat edip eğlenirken Jungkook sürekli uçakta olduğu için uçak modunda. Onlarla iletişime bile geçemez hale geliyor. Bu şarkıyı ne zaman dinlesem içim hüzünle kaplanıyor. Umarım Jungkook kendi zamanına yetişebilir ve o zaman da yaşamak istediğine varsa yaşar. Sunwoo Jungkook'un Serenade albümünden Interview şarkısı da 2019'un sonunda çıkmıştı. Caz dinlemeyi sevenlerin beğeneceği bir albüm. Over It albümünden başka çok dinlediğim bir şarkı Body. Truth Is Sabrina Claudio'nun bu albümdeki tek İspanyolca şarkısı. Zico'nun yazdığı bir şarkı. Zico'yu tanıyanlar rapçi olarak bildiğinden bu şarkı hakkında yanılabilirler. Bu şarkı duygusal, daha balat diyebileceğimiz tarzda bir şarkı. Listemde bazı geçmiş yıllarda çıkmış ama dinlemekten asla bıkmadığım şarkılar var. Bunlar genel olarak K-pop türünde diyebiliriz. Master da o şarkılardan biri. EXO'nun en sevdiğim şarkısı diyemem. Daha başka çok sevdiğim şarkıları da var. Ama Monster'ın bir dönem yarattığı etki çok güzeldi. Arada tekrar tekrar sarıyorum bu şarkıya. Ayrıca öneri olarak çok güzel bir canlı performans olan 2016 Mama EXO Transformer Monster'ı ekledim. Summer Walker'ın Usher ile söylediği Come True şarkısı yine Over It albümünden. Gerçekten iki albümü 2020'nin başında keşfettiğim için en çok Over It ve Truth Is'den şarkılar yer alıyor. Bu da Problem With You şarkısı. Sabrina Claudio şarkılarında genellikle iki taraflı düşünüyor. Bu olayı kendimle bağdaştırdığım için şarkılarının anlamı da hoşuma gidiyor. Mesela şarkının adı Seninle Olan Problem iken benimle ilgili sorun sensin diyor. Sürekli böyle döndürerek konuşması şarkıyı akıcı yapıyor. 80s genellikle hareketli şarkılar yapan bir grup. Özellikle ana şarkısı dansa yönelik olduğu için çok yüksek ve coşkulu oluyor. Ama Star 11 Seventeen çok duygusal ve yavaş bir şarkı.
Eleven Seventeen Etayne'nin yani Etiz grubunun fan kitlesinin ismini seçtiği gün. Fanlar için yazılmış bir şarkı yani. Etiz ve Etayne'nin birbirine olan bağlılığını anlatan bir şarkı. Take Off, Baby'nin ilk mini albümünün ana şarkısı. Çince bir şarkı. Urban Dance Pop tarzında diyebiliriz. Burada yüksek notalara çıkan Şocu'nun şarkıyı etkileyici yapan kısım olduğunu düşünüyorum. Like It, Summer Walker'ın Six Leg'le olan şarkısı. Hurt People'da Sabrina Claudio yine bahsettiğim şekilde yazmış özneleri değiştirerek. Şarkıda bir bölümde bizi asla incitmek istemedim bebeğim. Ben sadece sevmeyi öğrenmeye çalışıyorum diyor. İlerleyen kısımlarında ise karşısındakini özne olarak koyuyor ve bizi asla incitmek istemediğin bebeğim. Sadece sevmeyi öğrenmeye çalışıyordun diyor. Bu şarkı yine 80s'in kendi türü diyebileceğim tarzda şarkılarından. Hareketli ve coşkulu. Yazar kısmında bir önceki şarkılarda olduğu gibi Hongjun ve Mingi'nin isimlerini görüyoruz. Wavy'nin bir önceki şarkılara göre daha yavaş olan bir şarkısı Dreamland. Ben buradaki yüksek notaları ve diğer kısımlarla uyumlarını çok beğendim. Girl Needs Love, Girls Need Love şarkısı Summer Walker'la Drake'in yaptığı bir şarkı. Şarkının sözleri biraz cinsiyet ayrımı yapsa da melodisini falan beğendim. Geldik Map of the Soul 7'ın ana şarkısı olan Ona. Bu şarkı aslında bir devam şarkısı olarak düşünülebilir. Eno şarkısının tersten yazılışı. Eno'da bir grup gencin hayallerine ulaşması konusunda kararlı olduklarından bahsetmişlerdi. Herkes hayır dese de çalışıp elde edeceklerinden genellikle bahsediliyordu. Gençlerin hayallerine ulaşmada yaşadığı sıkıntıları, toplum ve aile baskısını ele almış bir şarkı. 10 şarkısında ise bu aşamaya geldiklerinde çok zorluk çektiklerini ama zorlukların onlar için hiçbir şey olduğunu söylüyorlar. Çünkü biliyorsunuz onlar kurşun geçirmez çocuklar. Direkt nakaratta Bring the Pain On diyorlar. Hani acı hiçbir şey ne zorluk yaşarsak yaşayalım bunu aşıp başarıyı elde edeceğiz demek istiyorlar. Bir de bir yerde beni düşüremezsin çünkü ben bir savaşçıyım, ben bir dövüşüyüm anlamına gelen bir sözleri var. Burada da aldıkları negatif yorumlara, nefretlere bir sesleniş aslında. Dans koreografisi de Eno'da olduğu gibi güçlü. Çok fazla arkadaşçıyı da barındıran, kalabalık güçlü hissettiren bir performans. Not Today şarkısının koreografisi de aslında aynı histe. Bu üç şarkının anlamı ve koreografisi de benzer zaten. Bu şarkının koreografisinden bahsetmişken izleyebileceğiniz birçok performansları var ama ben ilk yayınlanan videolarından biri olan Kinetic Manifesto filmi önereceğim. Bu şarkının klibi ise apayrı bir konu. Sadece izlemenizi ve boş boş izlememenizi analiz yapan bir sürü video var. Onlarla birlikte izlemenizi öneririm. Bir sürü filmden ve felaketten esinlenilmiş bir klip. Benim en çok etkilendiğim kısım Jimin'in bulunduğu sahne oldu. İlk izlediğimde anlamamıştım ama sonradan yorumlayan insanları izleyince etkilendim. Burada Jimin'in arkasındaki çocuk gelecekteki dünyanın teknolojiden dolayı karşılaşacağı hastalıkları temsil ediyor. Manyetik radyasyon gibi
dünyayı kirletecek şeyler nedeniyle dünyanın bir felakette karşılaşacağını gösteren karamsar bir distopik bir an aslında. Hepsini anlatmaya vaktim yetmez. Bunun için ayrıca uzun bir video çekmek gerekir. O yüzden bu şarkıyı geçiyorum. Sweet Night V'nin en yakın arkadaşı Park Sejun'un oynadığı dizi için yapılmış bir şarkı. Şarkıya Big Hit'in devamlı kadrosundan Adora ve His Noise da yardımcı olmuş. Dizinin bir tane daha en sevdiğim şarkısı var. İleride ondan da diziden de bahsedeceğim. Wavy'nin bu şarkısını sevmemin en büyük nedeni klibi, müzik videosu ve kamera arkası. Kendi öz çekimleriyle yaptıkları bir müzik video. O yüzden çok içten iki videoyla birlikte dinlemenizi tavsiye ederim şarkıları. Summer Walker, I Will Kill You. Hazi Sugars Interlude. Çok iyi bir şarkı. İlk çıktığında kütüphanedeydim. Tüm gün evine gidene kadar, hatta yatana kadar tekrarda sürekli çaldı bu şarkı. Hazin bu şarkının albüm kapağı için makyajını çektiği bir video var. Ben de ondan esinlenip yapmak istemiştim. Bunlar benim Hazin makyajını yaptığım bazı fotoğraflar. Birkaç tane daha böyle yaptığım makyaj var. Çok makyaj yapan birisi olmasam da böyle şeyleri taktik etmeyi, denemeyi seviyorum. Sunwoo Jungkook'un albümünün aynı isimli şarkısı. Wavy'den Regular. Bu şarkı aslında NCT İliçil'in şarkısı. O grupla birlikte çıktı. NCT İliçil ile birlikte çıktı. Hem Korece hem de İngilizce versiyonu yayınlandı. Daha sonrasında ise Wavy Çince versiyonuna çıkış yaptı. Over It, Summer Walker'ın albümünün adını aldığı şarkı. Stan. Bu şarkı böyle modumu iyi tutmak istediğimde çok dinledim. Bana Seventh Sense'in böyle hareketli versiyonuymuş gibi geliyor. Melodisini seviyorum. BTOP'tan Pray'de K-pop'ta vazgeçemediklerimden. Shut the fuck up. Summer Walker'ın başka bir şarkısı Potential. Astro Boy. Bu şarkı çok bilinmiyor. O yüzden özellikle öneriyorum. Çok iyi bir şarkı. Eski günler. Ah ah. Might Just Die. The History adlı bir grubun 2015 yılında Kore'de ünlü olan bir şarkısı. In the Water, Spinning Out dizisinin müziği. Ben de diziyi izlerken çok beğendim. Bu diziye başlamamın en büyük etkisi de Skins'te Effie rolünü oynayan kadın. Skins'teki rollü kadar olmasa da burada da depresif bir rolde. Çok detay vermek istemiyorum ama buz patenini seviyorsanız izlemekten keyif alacağınız bir dizi. Fangirl, Summer Walker ve bu şarkı harika. Gerçekten harika. Bu zamana kadar dinlemediyseniz dinleyin. Başka bir şey söylemeyeceğim. Albüm hakkında ileride açıklama yaparım. Daha başka şarkıları da var listemde. Sadece dinleyin. Evet. Daha önce Sweet Night şarkısında da karşımıza çıkan dizi Itaewon Class. Bu dizide şarkı da Kore'de çok sevildi ve patladı. Dizinin fragmanları bile çok iyiydi. Ben daha çıkmadan izlemeyi ve sevmeye kafama koymuştum. Webtoon uyarlaması bir dizi ve çekimlerinden tutun kurgusuna, oyuncularına kadar her şeyi çok iyi. Yani ben Kore dizilerini izlemeyi çok seviyorum diyenlere de, ya Kore dizisini hiç sevmiyorum, benim tarzım değil diyenlere de öneriyorum. Gerçekten iyi bir dizi. Ben Park Seo-joon'u Harang dizisinin
den sonra takip ettim. Hep her dizisini izledim. Bu dizide olduğunu görünce de çok sevindim. Park Seo-joon bilmeyeniniz varsa Parasite filmini izlemişsinizdir ya da duymuşsunuzdur. Filmin başlarında yer alıyor. İzledikten sonra Lee Joo-yong beni çok etkiledi. Gerçekten tarzı çok iyi bir kadın. Weightlifting Fairy Kim Bok-joon'da da izlemiştim. Ama bu dizide ayrı bir etkileyiciliği vardı. Ghost şarkısı and Zero Clock. BTS'in vokallerinin yer aldığı bir şarkı. Magic Shop şarkısında ARMY'lerle BTS arasındaki kapı gibi aslında. Gece yarısı olunca ertesi güne geçince her zaman bir umut olacağından ve umudu yine birbirimizde bulacağımızdan bahsediyor. Justin Bieber, Intentions bu akustik versiyonu sanırım Taehyung yüzünden sardım. Wavy, Comeback, Ashtray Dream, Boom, BTS, BTS'teki rapçi üyelerin şarkısı. Üç üye birleşip böyle hafif agresif bir şekilde rap yapmayı seviyorlar. Belli albümlerinde tekrar eden bir tarzları diyebilirim. Pushing Inc, EXO, Artificial Love, Bermuda Triangles, Zico Crush ve Dean'in çok başarılı bir şarkısı. 4 yıl önce çıkmıştı. Hala kaliteli bir rap dinlemek istediğimde açar dinlerim. BTS üyelerinden Jin, J-Hope ve Jungkook'un yer aldığı Bir Gün İç şarkısı. Duygusal bir şarkı. INTC, Fantasy. Bu şarkıyı ve Error şarkılarını çok seviyorum Wix'in. BTS grubunun bir üyesi olan Suga'nın solo olarak çıkış ismi Agusti. Gerçek ismi ise Yongi. Karışık bir durum. Bu mixtape ikinci mixtape'i. Daha önce ısrarla önerdiğim Burn It şarkısı ve Moonlight'ta bu mixtape'in parçaları. On şarkısının Sia ile birlikte olan versiyonu. Buzzy, Young and Alive, Fame Save, TXT Runaway. TXT gerçekten çok kaliteli bir başlangıç yaptı. Debut yıllarında bu şarkının sahnesi olarak gölge oyunu yaptılar Melon Müzik Ödülleri'nde. Bir çaylak grup performansı gibi değildi hiç. Yakın zamanda da Seven Music Discovery adlı geleneksel Kore müziği versiyonu olan bir performans sergilediler. The Eternal'da bir devam şarkısı We Are Bulletproof Part 1 Part 2 var. Bu iki versiyon hip-hop'tı. Bu yüzden The Eternal'ın da öyle olacağı düşünüldü. Ama tamamen farklı bir şarkıyla karşılaştık. Anlamına gelelim. BTS 7 üyeden oluşuyor. Şarkıda biz sadece 7 kişiydik ama şimdi 7'den fazlayız diyorlar. Sonsuza kadar fanlarıyla birlikte kurşun geçirmez olacaklarını söyledikleri bir şarkı. Ben de BTS'in yeri çok ayrı. Beni tanıyan herkes bilir. Bu şarkı beni bir ARMY olarak çok farklı etkileyen bir şarkı diyebilirim kısaca. 2020 listemin 5. şarkısı olan No Talk'un Çince versiyonu. The Weeknd'in bu mükemmel şarkısında bu bölümü bitiriyorum. Videonun burasına kadar geldiyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Aklınızda bir soru varsa benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca Instagram'dan da iletişim kurabilirsiniz. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın.